Oto aksesuarında son moda. Otomoda'nın sunduğu müziğin ritmi başlıyor. Türkiye'nin sesi kanal ekranlarından, müziğin ritminden herkese bir kez daha mutlu haftalar. Serkan ben, her hafta olduğu gibi bu hafta da müziğin ritminde yine sadece müziği konuşacağız. Müziğin ritminde bu hafta Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden Umut Kaya bizlerle birlikte olacak. Dilerseniz arkadaşlarımızın Umut için hazırladığı video klibi izleyelim, ardından sohbete başlıyoruz. Müziğin ritmi başladı. Merhabalar, ben Umut Kaya. Kanal A ekranlarında müziğin ritminde Serkan'ın bu haftaki konuğu benim. Sakın kaçırmayın. Ne güzel başlamıştık. Sonumuz yalan oldu. Felekten bir geceydi. Her yer eğlenceydi. O üç kuruşluk adam. Ailesinden gelen müzik geçmişiyle ayakları üzerine basan Umut Kaya. Lise orkestrasında davul çalarak müziğe başladı. Vokalistliğini yaptığı grubu Detone ile birçok festival ve konser organizasyonlarında yer aldı. İlk solo albümü Mevsimler Geçerken de 2008'de hayat buldu. Bu albümünden animasyon klibiyle tanıştığımız Mor Yazmaysa büyük ilgi gördü. Kaldım şehirlerde sen bana kızma. Hep haber edemezsem moralini bozma. Bilmiyorum ne zaman geri geleceğim. Alacağım o yerlerde sana mor yazma. Sana mor yazma. Umut Kaya şarkılarıyla sevilen dizilerinde sesi oldu. Benim Annem Bir Melek ve Çakıl Taşları dizileri bu listeye ait. Derken çok istedim yanımda sen yoktun. Yıllar binler olmuş. Türkiye konserlerine devam eden başarılı isim yeni albüm çalışmalarını ve bilinmeyenlerini bir kez daha müziğin ritminde Serkan Kızılbayır anlatıyor. Mevsimler geçerken Temmuz gelir giderken çok istedim yanımda sen yoktun. Yıllar binler olmuş, adaletin kaybolmuş. O yeşil gözlerinle ben yoktum, yoktum. Mevsimler geçerken o yeşil gözlerinle ben yoktum. O yeşil gözlerinle ben yoktum. O yeşil gözlerinde ben yoktum, yoktum. Evet, sizler de ekran başında izlediniz. Müziğin ritminde bu haftaki konuğumuz Umut Kaya. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Yaklaşık 2 ya da 3 yıl önce müziğin ritminde sevgili Umut'la yine birlikteydik. Evet. Yine beraberiz. Yine beraberiz. Hiç değişmemişsin. Sadece biraz kilo vermişsin galiba. Onun haricinde olabilir tabii. Değişiklik yok. Neler değişti? Değişiklik yok. Süre içerisinde?
Süreçte tabii birçok şey değişti. Nasıl anlatayım? Şu anda hani o senle daha önce röportaj yaptığımız zamandaki gibi değil, biraz daha böyle hani işin içine girdik diyeyim. Hani biraz daha profesyonel adımlar atmaya çabalıyoruz. Ama onun haricinde tabii eğlencemiz devam ediyor. Müzik devam ediyor. Müzik devam ediyor. Harika. Dilersen birazcık geçmişe gidelim. Hı. Aileden gelen bir miras var diyebiliriz herhalde, evet, müzik için. Evet. Aynen öyle. Babam ve abim iyi birer müzisyendiler, meslek olarak seçmeseler bile. Küçüklüğümden beri tabii kendim bildim bile. Ben evde hep bağlama sesiyle, gitar sesiyle büyüdüm. Hani şöyle bir faydası oldu bunun bana. Hem yol gösterenim oldu, hem de küçük yaşlardan itibaren güzel ve kaliteli müzik dinlemeyi öğrendim. Bu da beni hani müzik konusunda belli bir zevk sahibi yaptı. O yüzden çok aileme yani ne kadar teşekkür etsem azdır diyorsun. Küçük aynen yaşta başladın aynen çünkü. Dilersen üniversite yıllarına ilerleyelim. Üniversite yıllarında bir grup vardı. Sen de vokalistliğini yapıyordun değil mi? Detone diye bir, evet, grubum vardı. 99 yılından 2007 yılına kadar İzmir ağırlıklı olmak üzere. Hı hı. Çoğu mekanda sahne aldık. Çoğu üniversite şenliğinde sahne aldık. Tabii o zamanlar daha böyle amatörce, daha işin eğlencesindeydik. Hı hı. Ama tabii o da sonuçta benim bu işte pişmem için ön ayak oldu diyebilirim hani bu detone zamanları. Aslında o eski grup o zamanlarda başka şeylerin tadı vardı herhalde değil mi? Şimdi daha farklı ama daha profesyonelsin ama. Ya o da güzel. Hani şu anki durum da güzel. Şimdi albüm öncesi detone zamanlarında biraz daha şin işte eğlencesindeydik. Hani o zamanki kaygılarımız daha farklıydı. Hani belli mekanlarda sahne alıyorduk ve insanları işte eğlendirmeye çalışıyorduk. O an, o dakika iyi vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyorduk. Ama şu anda tabii işin bu boyutunda iş biraz daha ciddileşti. Artık hani ilham vermeye çalışıyoruz. Hani bir şekilde insanların her türlü işte duygusuna hitap etmeye çalışıyoruz. Hani söylemek isteyip de söyleyemedikleri şeyleri dile getirmeye çalışıyoruz. Hani tabii ki kaygılar değişti. Ama tabii gene eğleniyoruz hani, eğlencesi. Aslında müzikal anlamda biraz da insanların ihtiyaçlarını gideriyorsun değil mi? İşin bir de o kısmı var. Umarım öyledir hani, evet, öyle yapabiliyorsam ne mutlu bana. Kısa bir yer vereceğiz sevgili Umut. Bu aranın ardından 2008 yılına gideceğiz. Profesyonel anlamda ilk müzik kariyerin herhalde 2008 yılında. Evet, 2008. Birazdan onu konuşacağız, ara vereceğiz. Müziğin ritminde çok kısa bir ara, birazdan buradayız. Mevsimler geçer.